Herkese merhaba. İki bir arada kanalımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Selin. Olsam ben. Bugün aşk konumuz var. Evet. Yaşasın. Küçücüğüm ben. Aşk küçücüğüm. Geçen işte konuşuyorduk. Aşkın falan böyle diye bana hitap ediyordu. Daha doğrusu video yaparken. Evet, video yaparken. Sonra bunun Japoncası neydi falan diye bana sordu de ben de böyle kardım. Ben çünkü sadece sana Daisuki-chan diye bilirim. Ben de aslında biraz önce internetten baktım, biraz araştırdım. İşte İngilizcesi çok var, Türkçesinde de çok Rusçası da var. Aşk sözleri. Oradaki insanları öyle mi konuşuyorum? Aşk sözleri. Yani daha bazen hayvansal da olabilir, tavşancık. Öyle mi? Kedicik. Bunu Japoncası olarak söylediğin zaman mesela kedicik, mesela kişiye diyecek ki neko. Neko. Neko-chan. Neko-chan. Ne bileyim. Onu işte takıma isim olarak çift arasında söylemiş olabilir ama sevgili olsa da çift olsa da işte şey diye isim olarak söyleniyor. Biz sadece kavga ederken kullanıyoruz. Evet. Yani onun tam tersine. Tam tersine evet isim olarak. Resmi. İşte. Ben seni seviyorum Japoncası. Evet. Suki desin. Aishiteimasu. Bunları daha ama günlük içinde aishiteimasu çok kullanmıyor. Danna, danna-sama. Bu da çok biraz nasıl ya? Romanlarda işte kullanılan kelimeler ama işte günlük içinde konuşurken mesela kocacığım, danna-sama, danna falan deyince biraz değişik geliyor. Mesela en çok bizim kullandığımız aşkım. Evet. İngilizcesi my love. Evet. Rusçası i̇şte, moya lyubov. Aysuru hito, koi. Yani watashi no koi, benim aşkım. Ama Türkçesi o kadar anlamsız. Yani mesela değişik. Burada peki balım. Hachimitsu. Yani böyle yiyecek şeyler. Ama hiç romantik değil. Mesela evet. Ben yaptım. Shino jinsei. Yani Türkçesine ifade ediyor ama Japoncasında da pek de şey bulamadım. Ama peki animede o kadar romantik animeler varken ben izlemedim ki animeleri. Şimdi Sailor Moon'u hatırlamaya çalışıyorum. Seram'da yani burada bilenleri var mı? Serin fark ettiğim şeyler. Kocasına ya da şime karşı mesela hanıma karşı mesela kocama karşı otosan diyor mesela. Yani otosan işte baba demek görüyor. Ama şimdi şey de görmüş işte çocuk olmayan ya da böyle biraz işte yaşı geçmiş kişileri otosan diye hitap ederken ha dedim niye bunu otosan diyor mesela. Bunu... Annik arasına da söylenir. Evet okasan diyor mesela. Mesela Selim'e işte annem demek okasan demek yani değişik bir şey. Ben orada çok şaşırdım ben. Animelerde, mangalarda o kadar romantik şeyler varken ama sözleri kullanmıyorsunuz normal hayat. Sen orada mesela için. İlk geldiğinde nasıl bu sözleri öğrendin ki? Ya da kim öğretti? Hayır bunu arkadaşlarında da söylüyordu mesela. Evet, farkındayım ben de. Bunun için yeni kelime olduğum için oluşturdu. Çünkü bu çok değişik bir şeydir yani. Türkçe öğrenirken sevgi ve aşk. Ne fark var diye. Rusça olarak biraz farkı oluyorum. Evet. Daha buradaki seni seviyorum mesela. Çevirince işte aishiteimasu bir şey oluyor. Peki ben sana aishiteru deyince. Değişik geliyor bana. Yani çünkü çok duymadığım kelime. Aynı mı? Seni seviyorum mu anlamda? Anlamda. Şu an bana aishiteimasu desin tamam biliyorum de tam oturmuyor. Daha seni seviyorum o kelimeleri işte insan şey aslında geliyor. Aslında biliyor musun sen de bana Rusçası bazen deyince garip geliyor. ということで恋に関してのね話をずっと続けていたんですけれども途中で編集作業中に音声を間違って消してしまって申し訳ございません。次は気をつけますので、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは次のチャンネルでお会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。